saatinde güzel konağa PKK tarafından taciz, Şemdinli güzel konaktaki karakola PKK tarafından taciz ateşi yapıldığı söyleniyor. Teyit edilmemiş bilgi ama böyle bir bilgi de var. Aynı konuştuğumuz Şemdinli bölgesi. Şemdinli bölgesi. Şemdinli bölgesi. Peki. Güzel konak da şey etkisindedir. Yani şehir an dağ altı. Peki PKK şimdi tamam İran destek veriyor, şu destek veriyor, bu destek veriyor ama yine de yani bu destekler verilebilir, çekilebilir. Yani komşu ülkelerin inisiyatifine bağlı mı olarak hareket edeceğiz Türkiye'de? Yani bir eksik var mı orada? Türkiye'de eksiklik, Fatih Bey her zaman her yerde söylediğimiz gibi, Türkiye'nin eksikliği siyasi, askeri ve ekonomik bağımsızlığın tam olmaması. Sıkıntı burada. İşte o... bu yani bu bugün insanlara şey geliyor, yani egemenlikle ilgili bir mesele var. Şimdi biz şöyle görünüyoruz dış siyasette. Yani camide namaz kılıp kilisede mum yakıyoruz. Bizim durumumuz o. Yani bu mesela Kuzey Irak'ta belli işte Barzani hakimiyeti var. Aşağıda kukla hükümet var Bağdat'ta. Niye şeylerde bu kamplar kimin bölgesinde? Barzani bölgesi. Hepsinin onun bölgesinde. İstese ama Barzani ya. Bizden yanaymış. Barzani bizden yanaymış. Barzani işte böyle diye işi götürdü ve Barzani mesela PKK ilk başladığı günden bugüne kadar bir siyasi amaçları var. PKK ismi biliyorsunuz Kürdistan İççi Partisi. İççi Partisi. Yani Kürtçe kısaltılmışı. Bugün İmralı'daki de beş şey söylüyor. Zana'da gidip beş şey söylüyor. Barzani de aynı beş şey söylüyor. Bu işler köpürecek. Bakın bu programda söylüyorum. Ben iki yıl önce Hakkari elden çıktı diyorum. Şimdi konuşuyoruz. Şubat ayında 7-8 ay önce bir makale yayınladım. Geniş makale. Orta Doğu yanacak. Bütün bunları anlattım. Yani İran ne yapacak? Suriye ne yapacak? 7 ay önce yazdım. Resmen duruyor. Sitede duruyor. Basın bülteni diye yayınladım. Bugün aynısı oluyor. Bugün biz Suriye'nin işte efendim kuzeyinde ne oluyor? Şubat ayında söyledim ben bunları. Yazdım. Sitede duruyor. Basın bülteni diye yayınladım. Meraklısı da yok. Onu da söyleyeyim. 2 yıldır ben başka televizyonlarda söyledim. Hakkari elden çıktı diyorum hala. Bir şey daha var. Bunlar şunu karıştırıyor. Halkımızın bir kısmına. Devlet iki temel ayağa dayanır. Biri adalet, öbürü güvenlik. Güvenlik savaş sanatıyla ilgili bir konudur. Yani buradan bu iş için ne derseniz deyin. Yani Niccolò Machiavelli'nin prensini okusunlar. Devlet hazinedir. Devlet başkanıdır. Ve ordudur. Yani güvenlik kısmı için arz ediyorum. Burada bu iş nasıl olacak, nasıl gidecek? Şimdi şeylerini konuşmadık. Yani biz ne oldu da buralara kadar geldik? Bir türlü sonuçlandırayım. Bir defa dolaylı tutum lider artı bilenler. Savaş üzerine eseri, Klavzevç'i bilenler şunu bilir. Kökünü saçağıyla kazıyarak yok etmediğiniz bir hasım veya düşmanın kimse, silahlı mücadele anlamında söylüyorum, hiçbir zaman başarıdan ve zaferden bahsedemezsiniz. Bu kadar. Bir de şöyle bir laf var ama savaşın sonu sadece ölüler görür diye. Savaş şöyle, doğrudur. Savaş sonu. Savaş bu işe akıl ermeyen sıradan insanların kolay bir şeymiş gibi başlattığı, gençlerini sayısını azaltarak, ekonomik ve sosyal ve siyasi bunalımlar yaratarak sonuçlanan bir olaydır. 5000 yıllık yazılı tarihte de, insan onu yazılı tarih var. 236 yıl sadece barış içinde yaşamışlar. Bir daha arz ediyorum. 236 yıl sadece barış içinde. 5000 yılda. Evet, yok böyle bir şey. Bu barış dedikleri savaşların arasında moladır. İnsanlar, barış bir rüyadır. Rüya bir hayaldir. Ve insanların buna ihtiyacı vardır. Barışın sürecinin uzun olması devlet adamı formasyonuyla ortaya çıkar. Devlet adamlığı lazım. Yani devlet adamlığı formasyonu lazım. Yoksa benim partim oy kaybedecek, senin partin oy kaybedecek. Benim mezhebim şu, senin mezhebin şu. Ben ondan Arap yandaşımı kaybedeceğim. Yok NATO yanlış anlayacak. Yok Faslar onu yapacak. Böyle bir politika falan olamaz. Yani bu milli bir politika olamaz.
Memliydi politika. Şimdi her gün 20 yaşında çocuklar gidiyor. Her gün seremoni. Her gün cenaze namazı. Her gün. Ve ben bir şey söyleyeyim. Ben görüyorum artık. Yani insanlar yani öfke birikerek çok üst bir yerlere geldi. Yine iyi dayandı bu ülke. İyi ama bir yere kadar dayanamaz. Çünkü neden? Bu devam edecek. Bu nasıl? Bu İmralı'nın av hepsiyle. Bakın. Genel afla ve anayasa çalışmasıyla bu doğruğa çıkacak. Bu akşam söylüyorum programı. Doğruğa çıkacak. Ve o zaman dayanamayacaklar. Ha bu efendim yerel seçime nasıl yansır, genel seçim onu bilemem. Çünkü seçim meselesinde oylar şey, denizin kumları gibi. Öyle, deniz kumları gibi gidiyor geliyor yani yuvarlak. Ama buna dayanamazlar. Ve ben bir şey söyleyeyim. Bu hükümeti götürecek olan, büyük sıkıntıya sokacak olan, hatta partiyi parçalayacak olan, beni hiçbir zaman siyasetçi falan gözüyle de görmesin. Asker gözüyle de görmesin. Evet. Bir vatandaş olarak söylüyorum. İşte bu olay olacak. Bu Suriye kuzeyini, efendim biz Suriye kuzeyine gireriz mesela, gireriz çıkarız. Öyle kolay değil. Bu öyle kolay değil. Böyle şeye bence bu. Bir laf vardır. Amiyane ama söylemek zorundayım. Yani Anadolu tabiri. Bekara karı boşamak kolay. Kolay gelir. Aynısı bu işte. Kolay gelir. Biz, ben bu yaşıma kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çepeçevre bu kadar sıkıştırıldığını ve tehlike ve tehdit arz eder duruma geldi. İlk defa görüyorum. Ben de ilk defa. Eğer benim kuşağımdan veya benden daha büyük kuşaktan biri varsa gelsin konuşalım. Tek tek olayları koyalım. Bizim bildiğimiz olayları koyalım. Türkiye'de neler oldu, Suriye'de neler oldu, Irak'ta neler oldu, İran'da neler oldu, işte Sovyet'te ne oldu bir zamanlar yani bizim baş şeyi gördüğümüz. Eyvah geliyorlar ediyorlar falan. Ve şey yani ikide bir o bir zamanlar hiç geçinemediğimiz iki komşu Bulgar ve Yunan. Ben bir şey söyleyeyim. Bir şey olarak söyleyeyim. Bu kadar tehlike ve tehdit altında hiçbir zaman. Ben de görmedim. Bu halkta kendini bu kadar huzursuz hissetmedim. Bakınız. Biri çıkıyor şimdi. Bakanın biri. Evet. Terörle mücadele çok güzel gidiyor. Yani ben bir şey başka bir galakside falan mı? Bu belli işte. Belli bu. Yani bu böyle bir şey olamaz. Ya ben bunu vicdan olarak da anlayamıyorum. Yani vicdan olarak anlamıyorum, dürüstlük olarak anlamıyorum, insani erdemlik olarak anlamıyorum. Ben mesela bu işleri istesem bırakırım. Bırakırım yani bu işleri. Ben yapacağım yaptım diyorum. Kitapla ya her şey belli. Bir Karatoğlu, bir şey. Dünyada nasıl oldu bu işler belli. Unutulanlar dışında nasıl oldu hep belli. İnsan ve devlet belli. Biz bir şeyler kendimize göre o dönem biz o bölgedeki generaller, o bölgedeki subaylar, o bölgedeki az subaylar, erler, meler yaptı. Ama şu var. Ya bu kadar her gün 20 yaşında çocuk bu dayanılacak bir şey değil. Ve şu var. Bir sonucu da gelmiyor. Yani getirebilecek bir planları da yok. Kim yapacak bunu? Ya kime yaptıracaklar? Ben çok merak ediyorum. Yani kim, ne olacak? Yeni generaller mi gelecek? Bir defa şunu göğsümüz kabararak söyleyebiliriz ve inanabiliriz. Türk ordusu halk çocuklarından oluşur. Eri, onbaşı, uzmanı, çavuşu, as subayı, subayı, as demir, kimse. Hepsi halk çocuğudur. Hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yoktur. Generalleri bu işi yapacak. Eğer generalin bu işle ilgili bir projesi, planı varsa ve bağlı olduğu hükümet buna müsaade etmiyorsa onun yapacağı bir tek şey vardır. İstifa. Evet. Bu Almanya'da olmuştu. Alman Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi 1933'te iktidara gelince ben çalışmam. Bu prensiplere uymam. Diye diye Maraşalleri, generalleri gitti en son bir kor generali kaldı. Bunun başka bir yolu yok. Sovyetler'de olmuştur. Sovyet askerinin vatanseverliğinden falan şüphe ettiler baştan. Hayır baktılar değil. Bütün generallerini ve maraşallerini emekli etti. Evet. İkinci Dünya Harbi'nden bahsediyorum. Binbaşı Tugeneral, yarbay, kor general. Ve o andan itibaren her şey değişti.
Bu iş böyle. Yoksa bir de tecrübe diye bir şey var. Efendim biz tecrübeliyiz falan filan. Tecrübe şahsidir. Bireyseldir. Yaşananla ilgilidir, bir şey daha var. O kişi kimse, onun kapasitesiyle ilgilidir. Bütün konularda böyledir. Şimdi yani tam bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi ben 2004 yılıydı veya belki 2005 yılıydı. Tam gün yılını net hatırlamıyorum ama şöyle bir yazı yazdım. Dediğim gibi bölgede 1990'lı yıllarda terörün üst seviyede olduğu yıllarda uzun zaman dolaştım. İşte yazarlık yaptım, muhabirlik yaptım. Kuzey Irak'a geçtim. Kuzey Irak tarafındaki gerek Barzani gerek Tabani'yle defalarca görüştüm ve bölgede görev yapan pek çok komutanla, yani en alt düzeyden en üst düzeye kadar komutanlarla tanıştım. Ve 2004 yılında yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir yazı yazdım. Dedim ki Türkiye bölgede ileride büyük sıkıntıya girme ihtimali var. Bugün Öcalan'ın yakalanmasından sonra oluşan nispeten biraz daha sakin ortamda Türk Silahlı Kuvveti burada büyük hata yapıyor. Bütün savaşçı generalleri, bölgeyi çok iyi bilen komutanları, bölgeyi çok iyi bilen rütbeli askerleri savaş yanlısı veya savaşçı oldukları için geri çekiyor. Buraya daha diplomat tavırlı askerleri yolluyor ama bunlar burada başarılı olamazlar. Terörün tekrar tırmanmaya başladığı dönemde dedim. O zaman yanlış hatırlamıyorsam İlker Başbuğ ya Kara Kuvvetleri Komutanı'ydı ya Genelkurmay ikinci başkanıydı. İkinci başkandı galiba. Bana çok ağır bir cevap verdi o zaman dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı. Arkasından da İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanı olduğunda bir görüşmemizde bir basın toplantısında bana bunu hatırlatarak uzun uzun stand-up bulundu. Ben dedim ki ben haklıyım dedim. O dedi ki sen hiçbir şey bilmiyorsun dedi. Ne diyorsunuz buna? Ben size bir şey söyleyeyim. Bunun cevabı şu. Yani birçok cevap var da bir evrensel cevap var. Clausewitz savaş üzerine. Yani bütün dünya ordularının yani ana temel kitap diyor. Generallik, savaş sanatı, aynen cümleyi söylüyorum. Atama, yükseltme ve terfi ile olmaz. Makam vererek olmaz. Aynı doğuştandır. O söylediğim Kafkas dağları bilerek onu örnek veriyorum. O yüzbaşı Çar Duma'dan da yasa çıkararak savunma bakanı yaptığında ilk yaptığı neydi onu biliyor musunuz? İlk yaptığı. Esas yani en çarpıcı. Bölgeye atanan general ve bilinen general 7 yıl subaylar 13 yıl kalacak. Şamil'in sonunu getiren o. Tabii. Çekmeyeceksin. Çekmeyeceksin. Bu kadar açık. Ama şimdi orada öyle